toplantıdan sonra belirli periyotlarda bakan yardımcılarımız düzeyinde ki 4 bakan yardımcımız 49 görevlendirilmiş belediyeye giderek hem onların hizmetlerini hem halkımızla olan ilişkilerini hem planlamalarını hem diğer tüm süreçlerini değerlendirmek, karşılıklı dayanışmada bulunmak, istişarede bulunmak, atılabilecek adımlarda desteklemek ve sürecin gidişatına ve istikametine bir vesileyle yakın olmak münasebetiyle yılın belli periyotlarında sürekli olarak bakan yardımcılarımız tarafından görevlendirilen, vatandaşımız tarafından da kayyum olarak nitelendirilen bu belediyelere ziyaretlerini devam ettirmektedirler. Dönem dönemde kendi ziyaretlerimizde de yine bu meseleler konuşulmaktadır. Yani sadece burada bir toplantı yapıyor değil, sağ olsun bakanlarımıza görevlendirilmiş belediye başkanlarımızın yaptığı ziyaretlerde yine orada da çeşitli görüşmeler, yatırım planlamaları ve aynı zamanda geleceğe yönelik atılabilecek tüm adımlar da aynı şekilde değerlendirilmektedir. Çok önemli bir adım atılıyor. Biraz önce İleri Ders Genel Müdürümüz 2019 yılının başından daha doğrusu Mart ayından itibaren 2019 yılında Mart ayında seçilen ama terörle ilişkisi gerek yargı tarafından gerek mülki teftiş tarafından belirlenen belediyelere yapılan görevlendirmenin akabinde hakikaten gerek 2016'dan sonra atılan adımlar gerek 2019'dan sonra atılan adımlarda ortaya çıkan çerçeveyi belirlemiştir. Ve burada herkes elinden gelen bütün gayreti göstermiştir. Kıymetli arkadaşlar, bizim çocukluğumuzda İstanbul'da konuşulurdu. Denirdi ki Doğu ve Güneydoğu insan ne yapsın? Yol yok, hastane yok, okul yok, öğretmen yok, doktor yok, ulaşım yok, güvenlik zaten yok. Yapacakları iş, hak getire. Ne yapacak bu insanlar? Elbette ki doğal olarak göç edecekler. Nereye? İşin olduğu, doktorun olduğu, öğretmenin olduğu, okulun olduğu, hastanenin olduğu ve diğer bir insanın talep ettiği hizmetlerin bulunduğu, hayatın olağan akışı ve normal akışı içerisinde devam edebileceğinin değerlendirildiği ve düşünüldüğü yerlere gidecekler. Bu Türkiye açısından kabul edilmiş bir gerçekti. Yani oralara hizmet gitmemesi, daha öncelikli işlerde planlamaların gerçekleştirilmesi ve oralardaki bütün süreçlerin var olan gerçeklikle kabul edilmesi, yoksunlukla kabul edilmesi, yoklukla kabul edilmesi herkes tarafından bilinen bir gerçeklikti. Tabii Türkiye bu geri kalmışlığı, Türkiye bölgeler arası bu farklılığı ortadan kaldırabilmek için her dönem önemli adımlar, kendi kapasitesi, kendi mali gücü, kendi yaptırım kapasitesi çerçevesini ortaya koydu. Ama 21. yüzyılın başından itibaren bambaşka bir süreç gerçekleşti. Ve bugün Allah'a hamdolsun Doğu ve Güneydoğu şehirlerimizde artık makus bir tarihten söz edilmemektedir. Doğu ve Güneydoğu şehirlerimizde
bölgeler arası gelir farklarının uçuruma ve tartışılamayacak derecede sıkıntıya yol açabilecek bir farklılıktan kesinlikle bahsedilmemektedir. Yol var, hastane var. Hastanelerde her türlü araç, cihaz, teçhizat söz konusu. Otobanlar, otoyollar var. Her ilde üniversiteler var. İstanbul'da kişi başına düşen öğrenci sayısından, düşen öğretmenden daha fazla öğretmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde var. Gençlik merkezleri var, kadın merkezleri var, kültür merkezleri var. Gecenin saat 3'üne 4'üne kadar güvenlikle ilgili herhangi bir problemin, asayişle ilgili herhangi bir problemin, kimsenin herhangi bir korkuya kapılmadan bir yerden bir yere gidebilmesinin rahat bir şekilde önün açıldığı bir tablo var. Etrafındaki coğrafya ateş çemberi olmasına rağmen huzurun, güvenin, kardeşliğin hep beraber gördüğümüz ve yaşadığımız bir iklimi var. Bitmeyen havalimanlarının terör sebebiyle bitirildiği, etrafımızdaki coğrafyanın en büyük barajlarının yapıldığı, tarlaların suyla buluşturulduğu, kırsalda da her türlü hizmetin yapıldığı ve aynı zamanda çocuklarımızın üniversite kazanım oranının son 5 yılda %100'lerin üzerine çıktığı, tıp fakültesini kazananların %100'lerin üzerine çıktığı, yani huzur olunca herkesin hayatının kendi hedeflerine ve hayallerine döndüğü bir tabloyu burada görüyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Recep Tayyip Erdoğan Bey'in ortaya koyduğu ve istikametinden her ne olursa olsun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu ve Türkiye'yi ne kadar karıştırmak isterlerse istesinler, hangi düşmanlıkları, hangi nefret tohumlarını, hangi fitne tohumlarını ekmek isterlerse istesinler, hedefinden ve istikametinden bir an olsun vazgeçmeden ortaya koyduğu hizmetkarlık anlayışının sonucudur. Çok uzun yıllarca burada altını çizmek söylerim ki bir takım fay hatları üzerinden Türkiye'yi yönetmek isteyenlere müsaade etmeyen ve tüm bu fay hatlarının tetiklenmesini engellemeye çalışan, bu fay hatlarının tetiklenmesi engellenerek de Türkiye'nin birileri tarafından vesayet çukuruna çekilmek istenmesinin önü tutulan, önü engellenen bir süreç yönetilmiştir. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, aynı zamanda hükümetimizin, aynı zamanda buradaki tüm arkadaşlarımızın, aynı zamanda buradaki belediye başkan vekillerimizin, valilerimizin, kaymakamlarımızın ve burada olmayanların, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının istikameti tam bir noktada çerçevelenmiştir. Ve bunu hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu azımsanacak bir mesele değildir. Onun için bir masanın etrafındayız. Hem bir tezekkür etmek, hem nereye geldiğimizi ve nasıl geldiğimizi bir kere daha birbirimize ifade edebilmek, hem Cumhuriyet'in 100. yılına giderken Türkiye'nin bir maküs talihini yenme konusundaki 100 aydınlığımızla beraber, 100 aklımızla beraber yeni stratejilerimizi, yeni hedeflerimizi, istikametimizi tekrar gözden geçirebilmek amacıyla bu masanın etrafındayız. Her birinize buraya hakikaten sizin bulunmanıza da vesile olan kıymetli bakanlarımıza, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, her birine, tüm kurum ve kuruluşlarımıza, tüm genel müdürlerimize, Türkiye'de belki de altı çizilmesi gereken böyle büyük bir devrimi, kıymetli arkadaşlar, yol yapabilirsiniz, paranız vardır yaparsınız. Dünyanın en büyük hastanelerini yaparsınız, paranız vardır yaparsınız. Gerçi parası olmayanların, olanların havalimanı, hastane, yol, en basit hizmetleri yapamayacağını, yapamayabileceğini de gördüğümüz bir dünyada yaşıyor olmamıza rağmen, hani yapabilirsiniz?
Ama Türkiye Doğu ve Güneydoğu konusunda, yatırımlar konusunda, gelişmişlik konusunda, güvenlik konusunda sadece maddi bir ilerleme kaydetmemiştir. Bir zihniyet devrimi gerçekleştirmiştir. Bunu zihniyet devrimi yapmadan ortaya koyabilmek mümkün değildir. Çünkü alışmışlık ve alışkanlıkların değiştirilmesi, genel kabul görmüş prensiplerin ters yüz edilmesi ve paylaşımın ülkemizin her noktasına adil ve hakkaniyetli bir şekilde yönlendirilmesinin sağlanması kolay bir iş değildir. Türkiye bunu 21. asrın başından itibaren hem büyüyerek, hem güçlenerek, hem hakkaniyet ve adaleti ülkesinin her noktasına eşit ve adil bir şekilde sağlayarak gerçekleşmiştir. Bu tam bir zihniyet devrimidir. Aslında bu zihniyet devrimi sadece 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış bir devrim değildir. Biz bu çağın insanlarıyız. Beraber çalışıyoruz. Kimimiz bugün varız, yarın yokuz. Kimimiz yaşayacağız, kimimiz yaşamayacağız. Ama 21. yüzyılın ilk çeyreğinde, yani Cumhuriyet'in 100. yılına giderken hep beraber attığımız bu adım, bizden sonraki nesillerin ellerini çok güçlendirecek ve kuvvetlendirecektir. Onlar yeniden bir noktasından veya sıfır noktasından başlamayacaklardır. Onlar bizim getirdiğimiz, Türkiye'nin ilk çeyreğinde, ilk 21. yüzyılın ilk çeyreğinde atılan bu adımlardan elde edilen, istifadeden faydalanarak çok büyük bir ilerlemeden başlayacaklardır. İnşallah bunun mükafatını hem bu dünyada hem de öteki dünyada görmeyi Allah nasip etsin. Keşke son 300 yıldır Batı liderliğindeki dünya düzeni dürüst olsaydı da o zaman bu toplantıya hiç gerek kalmazdı. Gelişmişlik dürüst olsaydı, medeniyet dürüst olsaydı, küresel güçler, dengeler dürüst olsaydı, uluslararası anlaşmalara, bildirgelere atılan imzalar dürüst olsaydı, o zaman bu toplantıya hiç gerek kalmazdı. Çünkü eğer öyle olsaydı, dünyada terör olmazdı. PKK, YPG, DAEŞ, FETÖ kurdurulamazdı. Batıdan doğuya medeniyet, terör ve şiddet karşıtlığı vaazları verilen, insan hakları dersleri verilen bu dünyada vekalet savaşları olmaz. Güya müttefik olduğumuz ülkeler tarafından, güya dost ülkeler tarafından PKK terör örgütü 40 yılı aşkın bir süredir beslenmez, kollanmaz. Kendi bizatihi ülkelerinin insanların verdiği vergilerle maaşlarını alan subaylar gönderip terör örgütlerini eğitmez. Binlerce tır dolusu silah gönderilmez. Eylemlerine göz yumulmaz. Para yardımı yapılmaz. Tescilli katillerine serbest dolaşım veya oturma hakkı verilmezdi. Bizlerin bu masada olması, terörle mücadele diye bir şeyin güya modern Batı dünyasında aslında hiç var olmaması yüzündendir. Terör onlar için bir uluslararası diplomasi aracıdır. Zengin devletler tarafından dünyanın doğusunu terbiye edebilmek, aynı zamanda dönüp kendi insanlarına da eğer söylediklerimize itaat etmezseniz siz de dünyanın doğusu gibi olursunuz diye korku salmak için, terbiye etmek için, söndürmek istedikleri neyse onu veya sömürmek istedikleri neyse onu almak için kullanılır. Orta Doğu'da da böyle kullanılır. Afrika'da da böyle kullanılır. Aşamadıkları bir problem var. Sık sık söylüyorum. Doğu'nun altı zengin, üstü fakir. Batı'nın altı fakir, üstü zengin. Bu denge onları sürekli korkutmaktadır. Ve buna binbir şeytanlıkla çare aramaktadırlar. İstikrarsızlaştırmak ve sömürmek esas itibariyle tek stratejileri. Para verelim, silah verelim, küresel sorunlarında da akıllarına gelen tek çözümleri de, tek ilaçları da bu. Onun için terör konusunda, göç konusunda ve daha pek çok konuda ikiyüzlü davrandıklarına hepimiz şu ömürlerimizde şahit oluyoruz. Onun için Batasuna'yı İspanya'da ETA'nın eylemlerini kınamadı diye
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde kapatmasını haklı bulurken, bizde yıllardır PKK'yı savunanlara, sırtımızı PKK'ya yasladık diyenlere, kınamayı bırak, terör eylemlerine belediye aracı tahsis edenlere, terörist cenazesine belediye aracı tahsis edenlere, bizzat terörist cenazesine gidenlere, gitmek isteyenlere, örgüte para, örgüte eleman temin edenlere, kendi adlarına bu belediyelerden, yani sizin şu anda görev yaptığınız belediyelere, terör örgütüne mensup olanlara, terör örgütünden Türkiye'ye silah sıkanların yakınlarına ve kardeşlerine iş verenlere, aynı zamanda her belediyeyi bir örgüt mühimmat deposu haline getirenlere, millet hizmet beklerken, millet su beklerken, millet yol beklerken, millet orada verdiği vergilerin karşılığını beklerken, onlara ideolojik bir takım doktrinler uygulamaya çalışanlara, onların çocuklarını 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında alıp terör örgütüne dağa getirenlere, annesinin dizinin dibinden ayıranlara müsamaha gösterenlere, evlatlarını terör örgütünün kaçırdığı ailelerin, evlatlarımızı bunlar kaçırdı diye 1000 gündür nöbet tuttuğu kapıya, terör örgütü elebaşı için özgürlük yürüyüşü yapanlara ses çıkarmıyorlar ve kınamıyorlar. Hiçbir şey de söylemiyorlar. Amerika binlerce kilometre öteden geliyor, Afganistan'a, Irak'a demokrasi vaaz ediyor. Yetmedi. Terör örgütü olarak belirlediği, hepimizin tespit ettiği DAEŞ'in sözde yöneticilerini operasyonlarla binlerce kilometre ötede ortadan kaldırıyor. Bunu kendine meşru bir hak olarak görüyor. Ama bizim terörle mücadelemiz konusunda da tam tersi, kırık değiştiren terör örgütlerine veya değiştirmeye çalışan terör örgütlerine onları destekleyerek katkı sunmaya çalışıyor. Şu yaptıklarından bir tanesini Amerika'nın ve Avrupa'nın biz yapmış olsak, onlarla ilgili teröristleri veya onların ülkelerine karşı terör örgütü eylemlerini düzenleyenleri kendi ülkemizde barındırsak, onlara sivil toplum kuruluşu makyajı versek, aynı zamanda dönüp onlara eğitim versek, onları kendi ülkemizde meşru harekat alanı içerisinde bulunmalarını sağlasak veya bir meşruiyet sağlamaya çalışsak, bırakın rahat hareket etmelerini temin edebilsek, Türkiye'yi bir dakikada terör devleti olarak ilan ederler. Peki binlerce tır silah gönderenler, FETÖ terör elebaşını ülkesinde besleyenler, PKK ile PYD'nin tüzüğü aynı olmasına rağmen, yöneticileri aynı olmasına rağmen, her türlü ideolojileri aynı olmasına rağmen, aynı odaktan ve aynı noktadan beslenmesine rağmen, PYD'nin PKK'nın Suriye kolu olmasına rağmen, onu ambalajlayıp bütün Avrupa'ya ve Batı'ya ofisler açtırmaya çalışan ve terörü kendi elleriyle beslemeye çalışanlara biraz güçlü ver diye kimse ses çıkarmıyor. Kıymetli arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, PKK terör örgütünü, DAEŞ terör örgütünü, FETÖ terör örgütünü ve DHKPC terör örgütünü kendinden mütevellit bir terör örgütü olarak görenler yanılırlar. Ben biraz daha öteye gideyim. Ahmaktırlar. Arkalarında koskoca Amerika ve Avrupa vardır. Silahları vardır. Bütün bilgileri ve tecrübeleri vardır. Bütün destekleri ve organizasyonları vardır. Ve onların koruması ve meşruiyeti adı altındadırlar. Bu kadar net ve açık. Onun için burada yapılan iş küçümsenecek bir iş değildir. Devrim dediğimiz, gerek zihniyet devrimi dediğimiz bu mesele öyle sadece kanunlarla nitelendirilmiş bir meselenin adı da değildir. Bu yıllarca ülkemize ve milletimize dayatılmak istenen
siz buna mahkumsunuz denilen, siz beceremezsiniz, siz gerçekleştiremezsiniz, istediğimiz gibi sizi yönetiriz diyenlerin inadına yükselen bir itirazın ve yükselen bir devrimin adıdır. Biz gelecek nesillerimize güçlü ve büyük Türkiye bırakıyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın birçoğunu sahada gördüm, sahada görüyorum, görmeye devam ediyorum. Bu ülkeye altyapı konusunda attıkları imzalar yüzyıllar boyu bu Türkiye'yi götürecektir. Bunun şahidiyim. Onun için Cumhuriyet'in 100. yılına giderken Türkiye alnı hak, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü devam ettirmektedir. Ama Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisi olan ve sürekli ayağa prangalanmak isteyen, sürekli oradan bir fay hattının tetiklenmek istediği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşadığımız, orada Kürt kardeşlerimiz üzerinden bize yaşatılmak istenen, tüm Türkiye'yi bölmek, parçalamak, zayıflatmak için bunu kendilerine bir fırsat olarak görenlere fırsat tanımayan, hem kardeşliğimizi pekiştiren, hem hakkaniyeti, adaleti ve eşitliği pekiştiren, hem Türkiye'nin kabul görmüş, çok yıllar boyunca kabul görmüş bölgeler arası gelir dağılımı eşitsizliğini ortadan kaldırmaya çalışan, hizmet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya çalışan, artık o kadar yapılan ki kimsenin buna gıkı bile çıkmayan büyük bir devrimi gerçekleştiren arkadaşlarımızla birlikteyiz. Allah razı olsun. Bu devrimin lideri de yöneticisi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Biz bunu bu tarihte söylüyoruz. Ama hiç endişe etmeyin. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra, 150 yıl sonra, 200 yıl sonra bu ülkenin bütün topraklarına kazınacaktır. Zamanında bu işler kolay değildir. Ülkeye yapılan hizmetler ve yapılan devrimler yıllar sonra gelecek nesiller tarafından yapılanların ne olduğu geçmiş perspektiften değil, gelecek perspektiften daha iyi görüldüğü için, çok net bir şekilde anlaşıldığı için kıymetinde, değerinde en yüksek noktada bulacaktır. Buna olan inancımız tamdır. Biz Müslümanız. Bizim için bu dünya bir sınav dünyasıdır. Bizim için esas olan ahirdir, öteki dünyadır. Onun için bizler bu dünyadaki sınavlarımızı başarılı bir şekilde geçebilmek için hem manevi anlamda hem de bizim üzerimize fert olarak düşen bu ülke adına, bu millet adına sorumluluklarımızı yerine getirmekle mükellefiz ve zorundayız. Onun için de çaba sarf ediyoruz. Terör örgütlerinin eylemlerini kınamak şöyle dursun. Bizi de belediyeleri PKK tasallutundan kurtardığımız için itham ediyor. Oraya hizmet gidebilmesinin önünü açtığımız için itham ediyor. Uyarıyor, bazen de tehdit ediyor. Terörle mücadele yasamızı da iptal etmemizi istiyorlar. En son bunu da büyükelçilerle ana muhalefet partisi genel başkanının yaptığı toplantıda şu kulaklarımızla beraber duyduk. Çünkü verdikleri sözler var. Bu ülkede terörün sona ermesi birilerini rahatsız etmektedir. Çünkü fay hatlarını tetiklemekte zorlanmaktadırlar. Biz bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızla Van'daydık. Van sokaklarını görmenizi isterdim. Van'dan burada olan arkadaşlarımız var. Ve olağanüstü bir ilginin ve alakanın, çocukların, gençlerin, kadınların, insanların ay yıldızlı bayraklarıyla ellerinde her noktada oldukları, sevgi gösterisinde bulundukları, korkmadıkları, ürkmedikleri, çekinmedikleri bir tablo var. O meydanda da söyledim. Bu ülkede saat 4'ten sonra Doğu ve Güneydoğu'da sokağa çıkmanın zor olduğu, akşam gezilerinin uzun yıllar boyunca aileler arasında yapılamadığı, sabah giderken acaba geri dönecek mi diye herkesin endişe içerisinde olduğu, esnafa girilip PKK terör örgütü adına haraç alındığı, mahkemeler kurulduğu, PKK'nın insanları yargıladığı, her eve mektuplar gönderildiği, herkesin tehdit edildiği, herkesin yerinden edildiği, insanların etnik kökenlerine göre,
inançlarına göre ve değerlerine göre sürgüne gönderilmeye çalışıldığı ve buna bütün dünyanın alkış tuttuğu ve bunu da bir insan hakları meselesi olarak bütün dünyaya yansıtmaya çalıştıkları, kadını sömürdükleri, medeniyetimizi sömürdükleri, sadece terörizm değil, terör değil, kültür terörizmi ortaya koymaya çalıştıkları, medeniyetimizin bütün değerlerini alt üst etmeye çalıştıkları, insanlarımızı geçmişinden, tarihinden, dininden, inancından ayırmaya çalıştıkları bambaşka bir tabloyu Türkiye'ye dayattılar. Bir terör örgütü bunu yapamaz. Bir terör örgütünün böyle bir gücü söz konusu değildir. Arkasında Amerika'nın olduğu, Avrupa'nın olduğu ve arkalarına her şeylerini yerleştirdikleri bir anlayışla bunu gerçekleştirdiler. Hala devam ediyorlar. Eğer Türkiye'nin iradesi olmamış olsaydı bugüne kadar terör koridorunu kurmuş olurlardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör koridorunun yapılmaması için oraya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sevk edilmesine yönelik tezkerenin engellenmesi de dışarıda bu işlerin planlayıcısı olduğu kadar içeride de bu işlerin şakşakçısı, destekçisi ve o planlayıcılığına destekçisi de olduğu apaçık ortadadır. Çok nettir. Hiç endişe etmeyin. Her zaman bu ülkede bunlar var olmuştur. Bir akıllı adam bir mantıkla neden Afrin'de, neden İdlib'de, neden Aziz'de, Cerablus'ta, Mare'de, Elbap'ta, Telabiyat'ta, Resulayn'da, Soran'da Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütünün terör koridoru kurmasını engellemek için bulunmaz demeyi şunu söyleyeyim. Makul bir soru olarak kabul etmez. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun binlerce kilometre öteden kendisine tehdit olarak gördüğü IŞİD militanını öldürmeye çalışan Amerika'yı makul ve meşru görenler bizim sınırımızın hemen ötesinden binlerce havanın, merminin Hatay'a, onlarca yüzlerce teröristin sızarak Amanoslara veya ülkemizin başka noktalarına gelmesini makul bulmamalıdırlar. Ama derdin başka olduğunu, bizim kendi istikametimizde gitmek zorunda olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ve birileri Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla terörle mücadele yasasını Trump'a yapmaya hazırdırlar. Aldım verdim yapmaya hazırdırlar. Esasen hemen hepinizin bildiği bu tabloyu ve küresel bu tezgaha, bu oyunu bir kez daha hep beraber hafızalarımızda yenileyelim diye bunu anlatmaya çalıştım. Yanımızda sadece Cenab-ı Allah ve millet var. Ama bir şey söyleyeyim. Etrafımızdaki coğrafyanın insanları var. Mazlum milletler var. Bizim adalet ve hakkaniyetimizden 600 yıl bütün dünyaya egemenlik kurduğumuzda zulmetmediğimiz, bunu dedelerinden ve ecdadından duyan dünya insanlığı var. Ama işin güzel tarafı, bize sadece elbette ki onlar lazım. Futbol veya basketbolda tribün bazen ıslıklar. Bazen protesto eder, tepki verir. Ve bir şekilde oyuncu değişir. Arkadaşlar, siyasetin de bir pratiği vardır. Millet sizi tutmazsa siz sahada kalamazsınız. PKK'nın avukatlığını yapanlar, yıllardır PKK eliyle bu belediyeleri tahakküm altına alanlar, bugün ıslıklanmakta ve oyun dışına atılmaktadırlar. Diyarbakır aileleri bunun en canlı ispatıdır. Sizlerin bu görevlerdeki başarınız, milletle olan temasınız, milletin desteği ve teveccühü bunun en açık ispatıdır. Allah'a çok şükür bu teveccühü ziyan etmedik. Çalışıp gayret gösterdik ve bu teveccühün hep birlikte hakkı verildi. Bir yandan devraldığımız belediyelerin mali ve idari yapıları düzeltildi. Yeniden işler hale getirildi. Diğer yandan da hiç yüksünmeden hizmetler yapılmaya devam edildi. Şu tabloyu aklınızdan çıkartmayın. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız, İller İdaresi'ndeki arkadaşlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız, Ulaştırma Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımız hep beraber buradalar.
Kobani olaylarında, 6-8 Ekim olaylarında sadece şehirleri yıkmadılar. Bir devlet otoritesini yıkmaya, bir millet birlikteliğini yıkmaya çalıştılar. Yıktıkları evler değildi. Karıştırmaya çalıştıkları sadece kütüphaneler, camiler, okullar, imarathaneler, yıktıkları sadece bunlar değildi. Onlar zihniyet devrimini gerçekleştirdiğimiz zihnimizin bu ülkeye ait bütün kabullerini, birliğimizi, beraberliğimizi ve medeniyet kabullerimizi yıkmaya çalıştılar. Onlar yıktılar. O günleri hatırlamanızı istiyorum. O şehirlerin, Nusaybin'in, Kızıltepe'nin, Cizre'nin, Şırnak'ın halinizi hatırlamanızı istiyorum. Diyarbakır valimiz burada. O gün Şırnak valisiydi. İnsanların halini, göçleriyle beraber o şehirleri nasıl terk ettiklerini, biz bir daha buraya gelemeyiz diye ümitsizliği hatırlamanızı istiyorum. Yanan spor salonlarını, yanan kütüphaneleri, öldürülen sabileri, çocuklarımızı, korkuları, travmaları her birinizi hatırlamanızı istiyorum. Türkiye büyük bir devrimi gerçekleştirmiştir. Bunu alelade bir yatırım olarak görenler yanılırlar ve aldanırlar. Türkiye büyük bir hadiseyi gerçekleştirmiştir. Bir taraftan oradaki evler ve konutlar yapılmış. Bir taraftan öğretmen kadroları tamamlanmış. Bir taraftan hastaneler dünyanın en ileri düzeyine getirilmiş. Bir taraftan bombalanmak ve yapılmak istetilmeyen havalimanları tamamlanmış ve bitirilmiş. Herkes el birliğiyle devlet olarak, bu devletin yetiştirdiği insanlar olarak hummalı bir çalışma ortaya koymuştur. Allah'a şükür başardık. Onların bizim hayallerimizi yıkmalarına müsaade etmedik. Onların bizim birlikteliğimizi ortadan kaldırmalarına müsaade etmedik. Hep beraber başardık. Her döktüğümüz asfalt, her yaptığımız çocuk bahçesi, her yapılan spor sahası, her yapılan kamp merkezi, her yapılan çocuk merkezi, her yapılan aile merkezi, her yapılan gençlik merkezi, her çocuklarımızın orada oturup imtihanlara ve sınavlara hazırlanması teröre ve teröristlere darbedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ne yapıyorsa, jandarmamız ne yapıyorsa, polisimiz ne yapıyorsa, diğer taraftan yumuşak gücüyle bunu yapmaya çalışan bir devletin vicdanıdır, aklıdır ve en büyük anlayışıyla da devrimidir. Bu gerçekleşmiştir. Bunun bir daha geri döndürülebilmesi de mümkün değildir. Bu devrim başarılmıştır. Allah'a hamdolsun. Ve görevi devraldığımızda tüm araçların üzerinde haciz olan belediyeler vardı. Kıpırdayamayacak belediyeler vardı. Her bilde ihaleler yapılıyordu. Buna sözde şu anda da görevde olan bazı kurumların yöneticileri ev sahipliği yapıyorlardı. Bazı sivil toplum kuruluşlarının, bazı kuruluşların yöneticileri orada ihaleler dağıtıyorlardı. Talimatlar veriliyordu. Yazılı talimatlar geliyordu. Ve bu talimatlar çerçevesinde para millete hizmet yerine terör örgütüne desteğe ve silaha gidiyordu. Her şey bu kadar açık ve netti. 6.8 milyar lira kamu borcu, 830 milyon piyasa borçları vardı. Kimse sokağa çıkamıyordu. Kurumların borçları olur. Bu 2019'da ilgili söylüyorum. Daha önce 2016'da olanlar bunun kat be kat daha fazlasıydı. Ama ortada borç varken hizmet de yoksa işte o zaman sorun vardır. Hakkari'ye bir haftada bir iki saat su verilebiliyor ise Hakkari mutlu oluyordu. Hakkari merkezden bahsediyorum. Burada kahverengi sular. Bizim arkadaşlarımız görev yaptıkları süre boyunca 3.2 milyar kamu, 4.4 milyar da piyasa borcu ödediler. Dikkat ederseniz, özellikle ödenen piyasa borcu yüksektir çünkü
yatırım yaptılar, iş ürettiler ve bunu yerel piyasayla ve esnafla birlikte bizimkiler yaptılar. Yani sadece bir hizmeti getirmediler. Aynı zamanda bulundukları ilçelerin, bulundukları mahallelerin, esnafların da iş yapan insanlarını da hep beraber ayağa kaldırdılar. Hem iş üretmiş hem de yerel ekonomiye kaynak aktarmış oldular. Yani üretimin çarklarını yeniden döndürmeye başladılar. Bugüne kadar 1839 proje için 5.4 milyar lira yatırım yapıldı. 2019-2022 arasında bu belediyelerin gelir bütçeleri %169, gider bütçeleri ise %124 oranında, öz gelirleri ise %188 oranında artmıştır. Yani çalmayınca, çırpmayınca, teröre para aktarmayınca hem gelir artmış, hem gideri kontrol altına almışlar, hem de öz gelirlerini olağanüstü derecede yükseltebilme kabiliyetine sahip olmuşlar. Gelir gider farkı ise eksi 424 milyon liradan artı 1 milyar liraya bu belediyelerin toplamında yükselmiştir. Peki bu işin çıktısı nedir? Sadece mali ile iyileşmeler mi? Elbette hayır. Artık belediyelerden Kandil'e ne para gidiyor, ne lojistik gidiyor, ne gıda malzemesi, dolu minibüsler veya arazi araçları gidiyor. Ne de festivallerde okul önlerinde kandırılan evlatlar gidiyor. Sadece bu bile yeter. Terör adına festival düzenliyorlardı. Orada çocuklarımızı kandırıyorlardı. Ve orada anaların gözlerini yaşlı bırakıp evlatlarının saçlarını okşaması lazım döneminde alıp onu terör örgütüne götürüyor. Orada o pislik adamların tacizlerine maruz bırakıyorlardı. Ahlaksız adamların tacizlerine maruz bırakıyorlardı. Bunlarla siyaset yapmak isteyenler, bunlarla dayanışıp da Cumhurbaşkanlığı seçmek isteyenler, Türkiye'yi ne hale getirmeye çalışabilecekler daha apaçık ortadır. Allah bunlara fırsat vermesin. Bu bölgenin çocukları, bugün artık doktor olmanın, mühendis olmanın, teknofestlere katılmanın, sanatçı olmanın, yazılımcı olmanın, Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Öğretmen gibi pırıl pırıl öğretmen olmanın hayalini kuruyorlar. Uyuşturucu PKK'nın atar damarı. Bu belediyelerde de şah damarıydı. 15 Temmuz'dan sonraki süreçte ikisine de darbe vurduk. Dolayısıyla PKK'nın eylem kabiliyetinin, gücünün azalmasında, bunu açık söyleyeyim, kayyumların, bu belediye görevlendirmelerinin, terörün yanına terörizmle mücadeleyi eklememizin ve hep birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün arkadaşlarımızın ortaya koyduğu gayretin çok büyük katkısı olmuştur. Bu görevlendirmelerin diğer önemli çıktısı ürettiğimiz fiziki hizmetlerdir. Eskiden bu bölgeler yokluklar üzerinden tarif edilirdi. Bahsettim. Yol yok, okul yok, şu yok, hastane yok, bu yok. Oysa bugün Doğu ve Güneydoğu illerimiz ve ilçelerimiz Batı'daki kendi ölçeğindeki il ve ilçelerden geri değildir. Tüm fiziki şartları, imkanları en az onlar kadar iyidir. Her tarafı dolaşan bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Üniversitelerinden hastanelerine, yollarından tatil imkanlarına kadar. Diyarbakır'da, Mardin'de, Şanlıurfa'da şu anda turist otobüsleri neredeyse koyacak yer bulamıyor. Otellerde yer yok. Ve inanın Doğu ve Güneydoğu'nun huzuru sadece Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan insanların değil, Batı'nın en ücra köşesinde yaşayan insanlar tarafından da en iyi hissedilebilir ve yaşanabilir bir noktaya getirildi. Görevlendirme yaptığımız tüm belediyelerde bugüne kadar, biraz önce söylendi, 7537 kilometre stabilize yol, 1469 kilometre sıcak asfalt, 1954 kilometre sati kaplama, 262 kilometre beton yol, 1657 kilometre içme suyu şebeke hattı ve 165 adet içme su kuyusu, 111 adet su deposu, 7 adet su arıtma tesisi, 712 kilometre kanalizasyon hattı,
112 kilometre yağmur suyu hattı, 560 adet taziye ve onarımı, 16 adet yeni taziye evi, 58 gençlik merkezi, 56 kadın kültür merkezi, 771 adet aile çay bahçesi ve çocuk parkı yapılmıştır. Ben, spor bakanlığımız burada. Sadece bunlar değil. Rafting şampiyonlarından Judy Kapp'a kadar. Hayaller, hafızaların sığmayacağı işler gerçekleşmektedir. Yani terörden intikam alıyoruz. Huzurla, kardeşlikle, barışla, yatırımla ve hizmetkarlıkla terörün oraya hakim olduğu yılların acısını hep beraber çıkartıyoruz. Spot örnekler vermek gerekirse de Diyarbakır'da Sanat Sokağı, Kayapınar'da metruk halde duran spor kompleksinin yeniden ihyası ve 5000 çocuğa hizmet verecek şekilde faaliyete geçirilmesi. Van'da 13 bin kitaplık Van Kulu Mehmet Efendi Kütüphanesi. Başkale'de 3200 metrekare alanda yarı olimpik yüzme havuzu. Bunlar öyle hayal edilecek işler değil. Başkale nere, yüzme havuzu nere? Van'ın Hacı Bekir Mahallesi var. Terör örgütünün kendisini en güçlü izlettiği geçmişte mahallelerden bir tanesiydi. Geçen günlerde oraya bir gençlik buluşmasına gittim. Bir tarafta derslerine çalışan gençler. Ama nasıl? Hepsi konsantre olmuşlar. Kimisi doktorluk, kimisi mühendislik, kimisi öğretmenlik hedeflemiş. Orada pırıl pırıl çalışıyorlar. Yüzleri aydınlık. Diğer tarafta saz, gitar öğrenmeye çalışan çocuklar. Diğer tarafta anneler meslek kurslarının içerisindeler. Onlara da bir yer ayırmışlar. Ve inanınız, İngilizce öğrenmeye çalışandan her türlü ihtiyacını orada gidermeye çalışan gencimize kadar görmenizi isterim. Eline taş verilip atılan çocuklardan bugün eli kalem alan, yarın cerrah olabilecek, eli şifa dağıtacak gençlere uzanan büyük bir devrim hikayesi. Ve bu hikayenin sahipleri bu masaların etrafında. Allah razı olsun. Daha iyisini, daha güzelini, dünya tarafından daha çok parmak ısırılanı hep beraber gerçekleştireceğiz. Dönem dönem enerjiniz düşebilir. Döner dönem haksızlıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama bir tek şeyi düşünün. Meselenin sonunu düşünün. Her seferinde meselenin sonunu düşünün. Yaptığınız hizmetlerin hem millet nezdinde hem de Cenab-ı Allah nezdinde nereye tekabül ettiğini düşünün. Günlük bazı gailelerle, bazı sıkıntılarla, büyük haksızlıklarla karşı karşıya, gün içerisinde karşı karşıya kalabilirsiniz. Elem neşrah lekeyi okuyun ve geçin. Allah'a sığın. Çünkü yaptığınız iş o kadar büyük bir iştir ki, bütün bunların üzerinden geçebilecek kadar büyük bir iştir. Sadece size değil, Allah'a inanıyorum ki, gelecek nesillerinizi de kurtaracak. Sülbünüzü de kurtaracak. Onları kaza beladan koruyabilecek bir iştir. Sineması olmayan Hakkari'de ilk kez bir açık hava sineması. 9000 metrekarelik sosyal tesis yapılması, sosyal kulüplerine ve sporculara 400 bin lira maddi destek verilmesi. Hakkari valimiz burada. 10 binlerce çocuğa bedava kayak öğretildi. Evinden alındı, götürüldü ve kayak öğretildi. Kaç çocuk? 45 bin çocuğa. 45 bin çocuğa Hakkari'de kayak öğretildi. Hem de kayak tesislerinde, 5 yıldızlı kayak tesislerinde. Biz olacağız Kürt düşmanı. Onlar olacaklar Kürt sevdalısı. Öyle mi? Onlar çocuklarımızı dağa getirecekler. Onlar bizim çocuklarımıza ellerine boylarınca silah verecekler. Onlar çocuklarımızı terörün aleti Amerika'nın ve Avrupa'nın oyuncağı haline getirecekler.
Biz okul açacağız. Öğretmen göndereceğiz. Türkiye'nin en başarılı sporcuları olması için spor tesisleri yapılacak. Her türlü aile konusunda destekler verilecek. Havalimanları yapılacak. Herkesin ulaşılabileceği bir alan olacak. İdeolojileri körleşmiş insanlar tarafından sürekli suçlanacağız. Kars'ta Aynalı Köşk'ün restorasyonu ile sanat merkezi ve bilgi evi olarak hizmete açılması. Siirt Belediyesi'nce de 46 dönüm arazi üzerinde gölet, amfiteyatro, macera parkları gibi sosyal alanlar halkın hizmetine sunulması bir takım hizmetlerden sayılabilir. Bu konuda uzun bir listemiz var ama tüm Türkiye bu değişimi zaten görüyor. Otellerde, uçak ve trenlerde, Doğu Ekspreslerinde yer bulmak artık bir mesele haline geldi. Bu belediyelerde ürettiğimiz hizmet sayesinde oluşan yeni iklim artık herkesin kabul ettiği bir başarı hikayesi haline geldi. Ama bu çıtayı düşürmememiz lazım. Kapımızı açık tutmamız lazım. Burada belediye başkan vekillerine söylüyorum. Sürekli sahada olmamız lazım. Bana ne öğrettiyse halk ve millet öğretmiştir. Bana ne öğrettiyse saha öğretmiştir. Çünkü sahada eğer iyi niyetliyseniz onu size gönderen bir güç vardır. Buna inanın. Bizim tabi olduğumuz ve teslim olduğumuz güç, hak vardır. Bu kadar açık ve nettir. Eğer iyi niyetle, hizmetkarlıkla sahaya çıkarsanız, insana hizmeti bir ibadet olarak nitelendirirseniz, merak etmeyiniz, doğru sizi bulur. Bunun için sizlerden bazı beklentilerimiz söz konusudur. Öncelikle beklentimiz, bu kurumların hakikaten mali yapısını bugüne kadar yaptığınız gibi bugünden sonra da aynı şekilde güçlü tutmaya devam etmenizdir. Kamu ve piyasa borçlarımızı azaltmaya devam etmek, mali disiplinden ayrılmamak ve borç yatırım dengesini her zaman sürdürülebilir, çevrilebilir noktada tutmaya gayret göstermektir. Bunun için muhakkak özellikle finansal destek almayı ihmal etmeyelim ve kendimizi sürekli kontrol edelim. Bir diğer önemli beklentimiz de başlanılan yatırımların zamanında bitirilmesidir. Kazılmış bir çukurla bir inşaat alanıyla vatandaş mağdur edilmesin. Vatandaşın beklentisi ve heyecanı törpülenmesin. Bu işin en önemli bileşeni umuttur, motivasyondur ve heyecandır. Bunu kaybetmemek lazım. Bir diğer önemli konu, muhakkak vatandaşlarımızla beraber olun. Muhtar toplantıları gerçekleştirin. Bunu sakın ihmal etmeyin. Ve bu toplantılardan, orada görüşlerden, talep ve ikazlardan mutlaka istifade edin. Öte yandan dezavantajlı gruplara, engelli, yaşlı veya ihtiyaç sahiplerini de mutlaka gözetelim. Millet bize emanettir. Sık sık vatandaş ziyareti yapalım. Bu durumdaki vatandaşlarımıza her konuda yardımcı olalım. Siz rol modellersiniz. Bir şey yapan, bir şey ihya eden, bir şey inşa eden ve eğitiminizle, duruşunuzla oradaki çocuklarımıza rol modelsiniz. Okullara gidin. Onlara hedef verin. Onlarla konuşun. Onlarla sohbet edin. Özellikle birlikte çalıştığınız insanlarla motivasyonunuzu sürekli arttırmaya çalışın. İletişiminizi iyi kurun. Hem milletle iletişiminizi iyi kurun, hem de yaptığınız işlerin iletişimini iyi anlatmaya çalışın. Özellikle sosyal belediyecilik mesajlarımız güçlü olmalıdır. Ancak bunu yaparken dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarımızda kimseyi rencide etmemeye özen gösterin. Su tarifeleri gibi vatandaşın gündelik hayatlarına doğrudan temas eden konularda vatandaş lehine olacak şekilde düzenlemeleri gerçekleştirelim. Elbette ki gelir gider dengesine bakın. Ama fahiş bir takım adımları atmaya siz müsaade etmeyin. Bir de metruk binalarla ilgili çalışmalarda ne olursunuz hassasiyet gösterin. Uyuşturucu ve özellikle metamfetaminle mücadele her zaman gündemimizin öncelikli maddelerinden birisi haline gelsin. Kıymetli arkadaşlar, şu detayı da paylaşmak istiyorum. Görevden almalarla ilgili attığımız ilk adımlarda bizi mahkeme kararı olmadığı yönünde
sonraki süreçlerde çıkan mahkeme kararlarıyla ilgili genelde pek konuşmuyorlar. 2019 sonrasında terör suçları nedeniyle 48'i PKK, 1'i FETÖ olmak üzere, yani son dönemde 49 belediye başkanı görevden alındı. Terör sebebiyle. Bu belediye başkanları hakkında yürütülen kovuşturmalar sonucunda toplam 694 yıl 998 ay 338 gün ceza verildi. Bunların 152 yıl 258 ayı üst mahkemelerde kesinleşti. Ne yapılsaydı? Bu terörle iç içe bulunanlara buyurun siz terörle iç içe bulunmayı devam edin dense miydi? Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı konuşuyor. Diyor ki sizin seçilmişi alma hakkınız yok. E sen seçilmişleri partiden ihraç ediyorsun. Niye o zaman kendi partinden seçilmiş olanlara saygı duymuyorsun? Öyle mi? Halk seçmedi bunu da. Halk seçti. Bilecik'te hırsızlık yaptı. Bize kabahat buldunuz. Dümen kurdu, düzen kurdu, bize kabahat buldunuz. Bunu niye alıyorsunuz diye. Genel başkan yardımcıların çıktı, hakkımızda hömkürdü de hömkürdü. Dünyanın lafını söyledi. Hakaret etti. O zaman ihraç etmeseydin. Bolu Belediye Başkanı'nı ihraç için disipline vermeseydin. Diğer bu aldığımız belediye başkanlarıyla ilgili bu iddiayı ortaya koymasaydın. Doğruları çarpıtarak, kanunları işlevsiz hale getirerek sonuç alabilmek mümkün değildir. Burası bir hukuk devletidir. Dünyanın neresinde hukuk devleti nasıl işliyorsa, Türkiye'de de öyle işleyecektir ve işlemeye devam edecektir. Siyasi bir takım mülahazalarla, bir takım dedikodularla, korku salmaya çalışarak hukuk devletinin işlemesi engellenemeyecektir. Ve hukuk devleti işlemeye devam edecektir. Biz teröriste terörist deriz. Teröriste de belediyelerde ve kamuda görev verilmemesi için hukukun gereği neyse onu yerine getirmeye çalışırız. Yolsuzluk yapana da. İyi ya. Adam yolsuzluk yapacak. Bunu en yakın akrabası ortaya koyacak. Savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Mahkeme bunu tespit edecek. Altına imza atacak. Ondan sonra İçişleri Bakanı yolsuzluk yapan adamı görevden alınca kötü olacak. Almayalım. Beraber istediğiniz gibi al gülüm ver gülüm hayatınızı sürdürmeye devam edin. Biraz adam olsanız Allah sizden razı olsun bu karadan bizi kurtardınız hukuk gereğini yerine getirdi der. Ama sizde nerede o adamlık? Nerede o vatanseverlik? Nerede o milletperverlik? Öyle bir şey söz konusu değil ki. Kıymetli arkadaşlarım, sizin emekleriniz, sizin döneminiz Türkiye'nin terörle mücadele tarihinde ayrı bir başlık olarak anılacaktır. Terörle mücadelede şehitler verdik. Biliyorsunuz. Sizin görevlerinizde de bulunan Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk kardeşimiz alçakça katledildi ve şehit oldu. Pek çok şehitler verdik. Pek çoğunuz tehditler aldınız. Buna rağmen yılmadınız. Ben o tehditler alınan günleri çok iyi hatırlıyorum. İşin içerisindeydik. Hiç kimse korkmadı. Ve korku dağlarını yıkarak Doğu ve Güneydoğu'yu huzur iklimine çevirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Her birinize milletim adına, ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Ve yine bu görevlendirme yapılan belediyelere, Türkiye'nin birçok yerinden belediyelerimiz yardım ettiler ve destek oldular. Ellerinden geleni yaptılar. Heyecan ortaya koydular. Onlara minnettarız ve müteşekkiriz. Ve burada bulunan kamu kurumlarının çok kıymetli yöneticilerine Türkiye'de ve Doğu ve Güneydoğu'da farkı fark ettirdiniz. Hizmetin nasıl yapılacağını ortaya koydunuz. Ehliyetin ne olduğunu bir kere daha hissettirdiniz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Allah sizi bu milletin gönlünden çıkarmasın. Hepinize teşekkür ediyor. Sizleri hürmetle ve muhabbetle selamlıyor. Bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor.
Hepinizin önünde saygıyla ve hürmetle eğiliyor, Allah'a emanet ediyorum. Biz de Sayın Bakanımıza hitaplarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.